Merhaba arkadaşlar. TRT Fizik Soru Bankamızın video çözümüne devam ediyoruz. Şimdi 11 nolu testle sorularımızı çözmeye başlayacağız. 1 nolu sorumuza başlayalım. İlk soruda yatay yolda F kuvveti etki ediyor. Bu kuvvetin kale yolu boyunca etki ettiğini, daha sonra kaldırıldığını, daha sonra da yol boyunca etki eden sürtünmeden dolayı cismin 2 t süre sonra durduğunu gözlemliyoruz. Zaten hız zaman grafiğinin altındaki alanlar birbirine eşit olduğuna göre burası kale arasında geçen sürenin, burası da LM arasında geçen süre olduğu. Mesela sorsaydı kale ne kadar sürede alır, LM ne kadar sürede alır, çok rahatlıkla ikisinin eşit aralıklarda olduğunu söyleyebilirdik süre olarak. Peki soruda ne istiyor bizden? F kuvvetin büyüklüğü, kuvvet yolun sadece kale aralığında etki ettiğine göre yargılardan hangileri doğrudur diye söylüyor. Burada kuvveti tespit etmemiz lazım. Şimdi dikkat ederseniz birinci aralıktaki iğme V bölü T, ikinci aralıktaki iğme eksi V bölü T. O zaman buranın iğmesine A dersek buranın iğmesine ne diyebiliriz arkadaşlar? Eksi A diyebiliriz rahatlıkla. Büyüklük olarak buradaki iğme, buradaki iğme ile aynı büyüklükte. O zaman üçüncü yargımızı doğru kabul edelim. Çünkü iğmeleri eşittir demiyor. Büyüklükleri dediği için bunu doğru kabul etmemiz lazım. Peki birinci aralıkta ne oluyor? Birinci aralıkta hem F kuvveti var hem cismi geriye doğru çeken bir sürtünme kuvveti var arkadaşlar. Cismi etkeden net kuvvet, yani F net eşittir. Klasik dinamikte zaten tek bir formül var. F eşittir MA dediğimiz zaman, yani F eksi F sürtünme eşittir M çarpı A dediğimizde, ikinci aralıkta arkadaşlar sürtünme olduğu için sadece eksi yöndeki F sürtünmenin M cisme eksi A imesi kazandırdığına göre sürtünmenin M çarpı A olduğunu söyleyebiliriz. Sürtünme M çarpı A ise yerine yazarsak burada arkadaşlar F eksi MA eşittir MA'dan. F dediğimiz şey 2 MA çıkar. Buradan da şu ortaya çıkıyor arkadaşlar. Eğer sürtünme bir tane MA ise, F cismi çeken kuvvet 2 MA ise, F kuvveti sürtünme kuvvetinin ilk katıdır. Bu doğrudur. O zaman birinci yargı yanlış. 2 ve 3 doğru. Cevap da deniz olması lazım. Sıradaki soruya geçelim. Sıradaki soru. Net kuvvet ilme grafiği verilmiş. Yatay bir düzlemde bulunan bir cisim için bunu yapıyoruz. Soru da burada bu cisme ait yoldaki sürtünme katsayısı isteniyor. Yatay bir yolu hayal edelim şimdi. Burada bir cisim var. Bu cismin ağırlığını bulacağız birazdan. Cisme çeken kuvvet şu anda 25 N. Burada sürtünme hareketinin ters yönde 15 N. Buradaki net kuvvet cisim üzerinde ikilik bir ivme kazandırıyor. Yani 25'ten 15'i çıkardığımız zaman F net eşittir M çarpı A dediğimizde net kuvvet burada 25-15 10 N. Bu cismin kütlesi arkadaşlar ikilik bir ivme kazandırdığına göre cismin kütlesinin 5 kilogram olması lazım. Peki şimdi sürtünmeye gidelim. Madem cisim 5 kilogram, o zaman bunun ağırlığı 50 N. Zeminin tepkisi de ne olmalıdır? 50 N olmalıdır. Peki biz sürtünme 15 N dediğimize göre yatay yolda sürtünme kuvveti K çarpı N'dir. Sürtünme eğer 15 N'sa sürtünme katsayısı arkadaşlar zemin tepkisi olan 50'ye eşit olacaktır. K çarpı N yaptığımız zaman arkadaşlar K dediğimiz sayı 15 bölü 50 çıkacaktır. Eğer sadeleştirirsek burası 3 bölü 10, yani 0,3 çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bu soruda anlaşıldıysa sıradaki soruya geçelim. Elimizde bir ilme zaman grafiği var. KVL hareketlerine ait. Bunlar başlangıçta yan yana duran iki hareketli. Bu durumda KVL hareketleriyle ilgili ilme zaman grafiğini incelediğimizde hangi ifadeler, yargılar doğrudur diye soruluyor. Şimdi cisimleri etkileyen kuvvetlerin eşit büyüklükte ve aynı yönde olduğunu söylüyor. Şimdi ilmelerinin eşit büyüklükte olduğunu söyleyebiliriz. Artı A, eksi A aynı büyüklükteler. Ama kuvvetlerin eşit büyüklükte demek soru işareti. Aynı yönde olması zaten yanlıştır. Biri artı yönde, biri eksi yönde. Yani iğme artı yönde ise kuvvet artı yönde. İğme eksi yönde ise kuvvet de eksi yönde olması lazım. Neden kuvvetleri eşit diyemedim? Çünkü bunların kütlelerini bilmiyoruz. Yani cisimlerin kütleleri aynıdır ya da farklıdır diye bir ifade kullanmamış. Yani kuvvetler eşit büyüklükte dahi olsa aynı yönde olmaları zaten yanlış olduğu için yanlış kabul edeceğiz. Doğruyu arıyoruz. Birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Şimdi başlangıçta yan yana olan iki cismi düşünün. İkisi başlangıçta yan yana. K cismine eksi yönde bir kuvvet uyguluyorsunuz.
L cisimle artı yönlü bir koyut uyguluyorsunuz. Bu durumda L artı yönlü hareket ederken, K eksi yönlü hareket ederken bunlar birbirinden ne yaparlar? Uzaklaşırlar. İki teğen de aynı konumdadırlar. Yani öyle bir şey yok. Cisim hareket boyunca hep eksi yönlü hareket etmiş. Bu da artı yönündeki kuvvetten dolayı artı yönlü hareket etmiş ve hareket boyunca bunlar birbirinden uzaklaşmışlardır. O yüzden üçüncü yargı yanlış olduğu için sorunun tek doğrusu olan yalnız iki işaretliyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı arkadaşlar Bursa olması gerekiyor. Şimdi dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruda bir eğrisel eğik düzlem üzerinde başlangıçta durmakta olan bir hareketinin hareket esnasındaki hızının nasıl olacağı soruluyor. Şimdi soruda sürtünme olmadığına göre cisim aşağı doğru sürekli olarak hızlanması gerekiyor. Mantıken hani potansiyel, hani enerji odaklı düşünürsek potansiyeli kaybedecek, kinetiğe dönüşecek. Eğim var, eğmesi var. Bu cismi hızlandıracak, hızlandıracak. Sadece yatay yola geldiği zaman sabit, yani buradaki tek ipucum MN yolu aralığında giderken sahip olduğu bir hız varsa o hızın ne yapması lazım? Sabit kalması lazım. Mesela burası gibi, şurası gibi. Son aralık olduğu için bu daha önceki bir aralık. O zaman bunu eleyebiliriz. Mesela son aralıkta sabit hıza gitmesi gibi. Peki sonra nasıl hareket edecek? Yani hareketin bu kırık mesela alfa ile beta farklı olduğuna göre o zaman bunu tek parça da alamam. O zaman bu grafiği de eleyebiliriz. Elimizde iki grafik kaldı. Adana ya da Edirne. Şimdi eğer beta alfadan daha büyükse, yani bu daha büyük bir eğimse, daha dikse yani böyle. Burası daha az bir eğimli bir olsa, eğimin çok olduğu yolda hatırlarsınız bu cismin ağırlığını nasıl buluyorduk biz? Aşağı doğru MG'li gösteriyorduk. Daha sonra bunu bileşenlere ayırdığımız zaman arkadaşlar buradaki açıyla buradaki açıyı bir tutuyorduk. Cismi eğik düzlemde kaydıran kuvvet ne oluyordu arkadaşlar? MG sin alfa oluyordu. Şimdi biliyorsunuz ki sinüs alfanın değerleri sıfırdan 1'e doğru giderken, yani açı olarak sıfırdan 90'a doğru giderken değerleri de sıfırdan 1'e gidiyor. Yani buradaki açı artarsa cismi eğik düzlemde kaydıran kuvvet etkisi ne yapmayacak, ne yapacaktır? Artacaktır. Kuvvet artarsa eğmesi de artacaktır. Yani dolayısıyla eğimin çok olduğu şekillerde eğme daha çok. Eğimin az olduğu şekillerde eğme daha azdır. Peki burada eğim çok. Burada hızlanacak. Burada eğim az. Yavaşlayacak mı? Yani burada kuvvet etkisi çok. Burada kuvvet etkisi az. Yavaşlayacak mı burada? Hayır. Burada hızlanacak. Burada da hızlanacak. Neden peki kuvvetin artması ya da azalması, hızın artması ya da azalmasıyla ilgili? Çünkü bir cismin hızın artmasına neden olan asıl etken kuvvetin hareket yönünde olup olmamasıdır. Yani siz hareket yönünde cisme kuvvet uyguluyorsanız buna hızlanır dersiniz. Yok, hareket yönüne ters yönde bir kuvvet uygularsanız o zaman da buna yavaşlar dersiniz. Kuvvetin artması ya da azalması veya sabit bir kuvvet uygulamak cismin hızlandığı anlamına gelmeyecek. Yani burada bu kuvvet artırsak da hızlanacak. Burada bu kuvvet azalsa da bu adam hızlanacak. Hep aynı kuvveti uygulasak da bu adam hızlanacak. Burada bu kuvvet artsa da bu adam yavaşlayacak. Kuvveti azalsam da yavaşlayacak. Sabit bir kuvvet uygulasam da yavaşlayacak. Demek ki yavaşlamaya veya hızlanmaya karar veren kuvvetin artışı ya da azalması değil, kuvvetin hareketle aynı yönde mi yoksa zıt yönde mi oluşudur. Asıl karakter bunu belirliyor arkadaşlar. O zaman burada adam hızlanacak, burada hızlanacak, burada sabit hızı gidecek. Peki, şimdi burada grafikte her ikisinin hızlandığını göstermiş ama dediğimize uygun olan buradaki eğim çok olduğu için buradaki eğimin dik olması lazım. Buradaki eğimin daha yayvan olması lazım. Yani daha yatay olması lazım. Yani buradaki hızdaki değişim daha çokken buradaki hızdaki değişim daha az olmalı ama hızı gene de artmalı. Sonra da sabit hıza gitmeli. Bu sorumuzun cevabı adın olması gerekiyor arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bir eğik düzlem sorusu. Eğik düzlem üzerine MK ve MR cisimlerini koymuşuz. Fakat diyor ki ok yönünde sabit hız hareket ediyor. Birinci ana noktam buydu. Yani soruda yakalamam gereken anahtar kelime. İkincisi sürtünmesiz bir düzlem olması. Peki şöyle yapalım mı? Şimdi bu cisimlerin bir ağırlığı olacak. Bu cisimler ok yönünde sabit hızla hareket ediyorlarsa bu kuvveti bileşenlere ayırdığımızda burası 30 derece. Hatırlarsanız buraya hemen 30 derece. Buradaki açıyla buradaki açı aynıydı. Hemen 30 derece buraya koydum. Burada iki tane bileşen var. Burada ağırlığın açısındaydı. Yani burası cos 30 olacak. Burası sin 30 olacak. Veya ikinci bir yöntem. 30 derecenin değdiği kenar arkadaşlar kök 3 ile orantılı. Diğer bir kenar 1 ile orantılı. Burası 2 ile orantılı. 2x mg ise o zaman 1x arkadaşlar mg bölü 2'dir. O zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? Mg bölü 2 kök 3 olacaktır. Zaten burası zeminin tepkisiyle yok oldu.
Cismi zaten bileşenlerine ayırdığımız için bunu zaten kullanmayacağız. Elimizde iki tane kuvvet kaldı. M, L çarpı G bölü 2. Bir de sistem bu tarafa doğru çekmeye çalışan MK, G kaldı. Şimdi düşünün. Sistem sabit hareket ediyorsa cisimleri etkileyen net kuvvetin ne olması lazım? Kesinlikle sıfır olması lazım. Çünkü ivme başka türlü sıfır olamaz. Sabit hızla gitmenin mantığı da budur. O zaman L cisminin ML bölü G2 ifadesinin MK'nın G ifadesine eşit olması, yani eğer L'yi 2 alırsanız 2 bölü 2'den K'nın kütlesi de 1 olması gerekiyor. Bu durumda K'ya 1, L'ye 2 verirsiniz. Bu oran 1 bölü 2 oranında bir değer çıkması lazım. 5. sorumuzun cevabı Adana olmalı. Peki sırada 6. sorumuz var. 6. soruda arkadaşlar yukarıdaki verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. Bakalım. Şimdi dengelenmiş kuvvetler etkisindeki cisim hareket edemez. Niye? Az önceki soruda cisim sabit hızla hareket etmemiş miydi? Hareket edemez demek kesinlikle ifadesine aykırı. O zaman gitti. Dengelenmiş kuvvetler etkisinde cisim sabit hızla hareket eder. O zaman bu da kesin değil. Yani o zaman duruyor da olabilir. Eğer duruyor durumu düşünürsek gene cisim dengelenmiş kuvvetler etkisinde kalabilir. O zaman bu da kesin bir ifade. Dengelenmemiş kuvvetler etkisinde cisim ivmeli hareket eder. Evet, cisme etkileyen bir net kuvvet varsa bu cisim nasıl hareket etmek zorunda? İvmeli hareket etmek zorunda. O zaman burada tek bir kesinlik var ki o da Ceyhan'dır. Yeni sorumuz. Şimdi 7. soruda arkadaşlar kuvvet zaman grafiği verilmiş. Bu kuvvet zaman grafiğinde arkadaşlar hareketin 0 t bölü 2 andaki hızının 0 olduğu gözlemleniyor. Tam t bölü 2 anda pardon. T bölü 2 anda hızı 0 oluyor diyor. 0 t bölü 2 zaman aralığında x kadar yol alıyorsa hareketi boyunca 0 3 t hareketi boyunca ne kadar yer değiştirir diye soruyor arkadaşlar. Peki buna bir bakalım. Şöyle yapmalıyız. Öncelikle kuvvet zaman grafiğinden vazgeçelim. Çünkü madem F eşittir M çarpı A, o zaman kuvvet grafikleriyle, yani kuvvet zaman grafikleriyle ivme zaman grafikleri aynı olması lazım. Yani ben bunu silip üstüne buraya 2A, bunu silip üzerine eksi A diyebilirim. Böylelikle elimde bir ivme zaman grafiği olur. Değer olarak aynı olmaz çünkü bunları M'ye bölmemiz lazım. Sonuçta oran olarak A'ya eksi A diyebiliriz. Peki. Dolayısıyla ivme zaman grafiklerinin altındaki alanlar bize neyi vereceklerdir? Cismin hızındaki değişimleri vereceklerdir. Şimdi süreli bir çekelim şuraya. Adam bize ne demiş? T bölü 2 A'na gidelim demişti. Şimdi mesela ben şöyle desem. 2 A çarpı T bölü 2 yani A çarpı T'ye hızında V kadar değişiklik yapsa o zaman burada da V kadar değişiklik yapmaz mı? Burada hızı değişmeyecek çünkü ivme 0. Peki eksi A'yı T ile çarparsak buradaki hızın da eksi V kadar değişmesi gerekmez mi? Şimdi buradaki ipucu yakalayalım arkadaşlar. Bu cisim tam T bölü 2 anda hızını ne bulmuşuz arkadaşlar? 0 bulmuşuz. Eğer cismin hızı şu anda 0 ise başlangıçtaki hızının kesinlikle eksi V olması gerekmez mi? Neden? Eksi V artı V daha 0 yapar. 0 artı V daha artı V yapar. Artı V, 0 V, 0 daha ne yapar? Artı V yapar. Artı V, eksi V daha ne yapar arkadaşlar? 0 yapar. Yani bu adamın anlık olarak hızlarını böyle çizmiş olduk. Şimdi bunun hız zaman grafiğine geçelim. Buralar biraz sakat. Bu grafiği iyi takip edelim. Şimdi bu adam hızını eksi V'den artı V'ye çıkartıyor. Ama ne kadar süre içerisinde çıkartıyor bunu? 0 ile T arasında. Yani geçiş süresi arkadaşlar. Ya yani birazdan T anında grafiğimizin şöyle olması gerekecek. Şu an bizim için T bölü 2 an olacak ve şurası T an olacak. Daha sonra da eksi V'den artı V'ye geçtik bakın. Tam T bölü 2'de 0 yaptık. Sonra bir T süresi boyunca hızını V olarak tutacak. Bir T süresi boyunca yani 2T'ye kadar hızını V yapacak. Sonra hızını artı V'den 0'a düşecek. Artı V'den 3T anında hızını kaçı düşürecek? 0'a düşürecek. Tamam. Şimdi burada verdiği bir bilgi daha var. Onu da kullanmam lazım. 0 t bölü 2 zaman aralığında ne kadar yol almış? X kadar. Yani şuradaki grafiğin altındaki alanı kaç al diyor? X al diyor.
Peki burası x ise burası da x olmayacak mıdır? Hani bu miktar olarak aldık. Yoksa burası eksi x, eksi bir değerdir. Ama buradaki alanı x dersem diyorum. Buradaki alanı da x derim. O zaman dikkat edin, burası t bölü 2 idi. O zaman ben burayı da t bölü 2 alsaydım ve bunu da tekrardan üçgenlere bölseydim, buradaki her üçgeninde x, x, x olmasam, yoksa buranın tamamını 2x almayız. Dikkat edin, burası t bölü 2 kadarlık alan, burası t kadarlık alandır. Aynı mantıkla burası gene t kadarlık alan olduğu için burayı kaparsanız böyle, bu da 4x'lik alanın yarısı olduğu için burasını 2x yapması lazım. Şimdi bir daha bakalım. 0, 3 t zamanlarında toplam ne kadar yer değiştirme yapmıştır diye soruyor. Şimdi 2, 4 daha 6. Bu biri artı yönü, biri eksi yönde olduğu için bunlar birbirini yok edecekler. Toplamdaki yer değiştirmemizin ne kadar olması lazım arkadaşlar? 6x olması gerekiyor. Bu sorumuzun cevabı da 7. soruda Denizli olmalı arkadaşlar. Sırada arkadaşlar bir ivme zaman grafiğimiz var. İvme zaman grafiğinde şunu istiyor bizden: grafiğe bak, cisimlerin kütleleri arasındaki ilişkiyi bana bul diyor. Peki biz şunu yaptığımız zaman, kuvvet eşittir m çarpı a dediğimiz zaman, dikkat edelim şimdi. Şimdi bu grafiğin eğimini alsak, eğimi kuvvete bölsek yani. Eğimi kuvvete bölersek 1 bölü m'yi buluruz. Bizim f'i m'ye bölmemiz lazım. Yani özür dilerim, f'i a'ya bölmemiz lazım. F'i a'ya böldüğümüz zaman biz m'i bulabiliriz. O zaman f bölü a m'yi veriyoruz arkadaşlar. Biz burada şuna odaklanalım. Yani daha kolay olacaktır. Buradan bir tane çizgi alalım. Dikkat edin, İğmeler hepsi için aynı oldu. Aynı iğme için daha az kuvvet uyguluyorsunuz. Aynı iğme için daha çok kuvvet uyguluyorsunuz. Aynı iğme için daha fazla kuvvet uyguluyorsunuz. İğmesi aynı olup da daha çok kuvvet uyguluyorsanız, o zaman kesinlikle iğmeler aynı olup da kuvveti daha çok uyguluyorsanız, o zaman kütlenin de daha çok olması lazım. Bu durumda arkadaşlar K'nın kütlesi en fazla, sonra L'ninki, sonra da M'ninkidir. Yani 8. sorumuzun cevabı ne olması lazım arkadaşlar? Kalem olması lazım, yani Ceyhan olması lazım. Peki, sıradaki sorudayız. Bu soruda sürtünmesi önemsenmediği eğik düzlemde K ve L mıknatısları şekildeki gibi dengededir. Buna göre L mıknatısını etkileyen kuvvetler bu kuvvetlerden hangileridir diye soruyor. Bir kere bunlar mıknatıs olduklarına göre aralarında zaten bir elektromanyetik kuvvet zaten olacak. Yani birbirlerine itme veya çekme kuvveti olacak ki L burada dengede kaldığına göre burasının kutup başı ile burasının kutup başı zıt olmalı ve iki mıknatıs birbirini ne yapmalıdır? Çekmelidir. Aynı zamanda elimizdeki bu mıknatısın bir ağırlığı olmalı ve bu ağırlığın bileşenlerinden bir tanesi de bunu aşağı doğru çekmelidir. Yani eğer buraya alfa dersek, burası G kosinüs alfa, burası G sin alfa, burası zemin tepkisiyle burası yok oldu. Bunu bileşenlere ayırdığımız için yok oldu. G sin alfa ile bu mıknatısın bu mıknatısa uyguladığı kuvvet, çekim kuvveti, manyetik kuvvet birbirine eşit olması lazım. Şimdi L'ye etkileyen kuvvetleri soruyor bize. Yerin çekim kuvveti etkiliyor mu? Tabii, yani ağırlıktan bahsediyor. Peki zemin bir tepki kuvveti uyguluyor mu? Evet. O zaman bu sorumuzun cevabı da ne olması lazım arkadaşlar? Edirne olması lazım. Sırada bir zaman grafiği var. Burada yorum yapmamızı isteyecekler. Diyorlar ki elimizdeki hız zaman grafiğine bakacağız ve hangi zaman aralıklarında cisme etkileyen net kuvvet sıfırdan farklıdır. Şimdi şunu hayal edelim. Net kuvvet neden sıfırdan farklı olsun? Ya da net kuvvetin sıfırdan farklı olması ne anlama gelmiyor? F eşittir ma yazalım. Başka formül yok çünkü. Dinamikte tek formül var. F eşittir ma. Eğer net kuvvet sıfırdan farklıysa, net kuvvet sıfır olsaydı iğme sıfır olurdu. Şimdi iğme dediğimiz kavram cismin benim zamandaki hız değişimi değildir. Eğer iğme sıfırsa o cismin hızının ne yapmaması lazım arkadaşlar? Değişmemesi lazım. Eğer kuvvet sıfırdan farklıysa iğme de sıfırdan farklı olmalı. O zaman hızdaki değişim de sıfırdan farklı olmalı. Bunun anlamı şu: delta v dediğiniz şey son hız eksi ilk hız değildir. Eğer bu ikisi farklı olacaksa cismin hızında değişiklik bekliyoruz. Yani cisim ya hızlanacak ya yavaşlayacak demek. Cisim burada hızlanıyor, burada yavaşlıyor ve burada sabit hızda gidiyor. O zaman burada net kuvvet sıfırdır. Burası olmaz. Sıfırdan farklı arıyoruz. O zaman burada hız değişmiş, burada hız değişmiş. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 olan deniz olması lazım. Sırada konum zaman grafiğimiz var arkadaşlar. Konum zaman grafiği verilen şekildeki grafikte yargılardan hangileri bu grafiğe göre doğrudur diye söylüyor.
Peki başlayalım. Şimdi birinci aralıkta net kuvvetle hız vektörü zıt yönlüdür diyor. Şimdi düşünelim. Bir cismi etki eden net kuvvet bu tarafa doğru olsun. Ve cismin hız vektörü bu cismi etki eden net kuvvete zıt yönlü olsun. Yani cisim sola doğru hareket etsin. Bunun anlamı nedir? Yani kuvvetin hız vektörüne, kuvvetin hız vektörüne zıt olması ne anlama gelir? Yani hareketi ters yönde kuvvet uygularsanız ne olur diye soruyor aslında. Yavaşlar diyor arkadaşlar. Peki birinci aralığa bakmamız lazım. Birinci aralıkta yavaşlar demiyor da net kuvveti hız vektörü zıt yönlüdür diyor. Arkadaşlar bu adam yataylaştığı için konum zaman grafiklerinin yataylaşması yavaşladığı anlamına gelir. Artı yönde bu adam yavaşlamaktadır. O yüzden birinci öncül doğrudur. İkinci bölgede arkadaşlar cisim hareket etmemektedir. Neden? Konumunu değiştirmiyor. Süre geçmiş hareketini değiştirmiyor. İkinci aralıkta net kuvvet sıfırdır. Evet. Çünkü net kuvvet sıfır olduğu için hızı değişmemiştir. Hızın değişmemesi ya durmasına ya da sabit hıza gitmesine delildir. Bu da olur. Üçüncü aralıkta da net kuvvet sıfırdır. Ama hocam gidiyor o zaman nasıl olacak? Arkadaşlar sabit hızla birinin gidebilmesi için tekrardan söyleyeyim. Bakın buradaki birim zamandaki yer değiştirmesine baktığınız zaman bir doğru parçası görüyoruz. Doğru parçası düzgün doğrusal harekettir. Yani sabit hız harekettir. Sabit hız hareketlerde net kuvveti sıfırdır arkadaşlar. Kuvvet yoktur böyle durumlarda. Kuvvet yoksa o zaman üçüncü öncül doğrudur. Cevap da Edirne'dir. Yeni bir soru. Bunda da net kuvvet zaman grafiği var. Az önce kuvvet zaman grafiğiyle ilgili pratik bir yöntem önerdim size. Ne yapacaktık? Kuvvet zaman grafiğini hemen iğme zaman grafiğine hemen hızlıca çevireceğiz. Şimdi bizden kıyaslama ve oran soruları isterlerse bunu rahat bir şekilde yapabilirsin. Ama sayılı bir işlem yaptıkları zaman tabii ki de net kuvveti iğme zaman grafiğine çevireceğiniz zaman kuvveti mutlaka kütleye bölmeyi unutmayın. Ama ben burada buraya A desem, buraya 2A desem kıyaslamak için herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Peki buradaki alana, buradaki dörtgenin alana V desem hızdaki değişim olarak. O zaman buradaki hız değişimi ne kadar olması lazım? 2V. Buradaki hız değişimi ne kadar olması lazım? 0. Peki bir şey yakalamam lazım. Başlangıçtaki hızı nedir arkadaşlar? 0'dır. Bu adamın ilk hızı 0'sa T anındaki hızı 0 artı 2V. 2V yapmaz mı? Peki 2V artı V hızım 3V yapmaz mı? 3V artı 0 hızım 3V yapmaz mı? Dikkat edin, şuna odaklanmalısınız. Buradaki aralıklar bizim hızımızı vermez. Hızımızın ne kadar değiştiğini verir. Örnek veriyorum. Son hızdan ilk hızı çıkartın 0 çıkar. Son hızdan ilki çıkartın V çıkar. Sondan ilki çıkartın burası çıkar. Yani buradaki alanlar hızdaki değişimi verdi. Şimdi ben buradaki sayıları alacağım. Hemen bir hız zaman grafiği çizeceğim. Hız zaman grafiğini çizmeden yer değiştirmeyi bulamayacağız çünkü. Bu adamın ilk hızı 0. 0'dan önce 2V'ye. Daha sonra 2V'den de arkadaşlar 3V'ye çıkacak. Sonra da 3V'de takılı kalacak. Hızı değiştirmeyecek sonra. Şimdi soru şu. T, 2T, 3T anında. Bu adamın aldığı yolları kıyasla diyor. Buraya X1, buraya X2, buraya da X3 diyor. Delta X1, delta X2, delta X3 şeklinde. O zaman burası en büyüktür. Sonra X2. En azdır arkadaşlar X1. 3, 2, 1'dir. Bu sorunun doğru cevabı. 12. sorumuzun cevabı Bursa arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu testimiz sona erdi. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.